İyi iş çıkardınız. Bir önceki alıştırmada olduğu gibi 4 parçalı yılan robotlar yapmak istediğimizi varsayalım. Kaç farklı 4 parçalı yılan robot yapabiliriz? İlk parça için 4, ikinci parça için 3, üçüncü parça için 2, son parça için ise bir seçim hakkımız var. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 24 farklı robot yapabiliriz. Sadece 4 farklı obje kullanarak 24 farklı robot yapabilmek gerçekten de müthiş bir şey. İş gittikçe daha da güzelleşiyor. Eğer 10 parçalı bir yılan robot yapmak isterseniz, 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den toplam 3.628.800 farklı robot seçeneğiniz olur. Üstelik bu kadar robot için sadece 10 farklı obje yaratmanız yeterli. Kombinatorikte bu tip hesaplamalar sürekli yapılır. Bu yüzden matematikçiler bu hesaplamalara bir isim ve sembol bulmuşlar. Bu hesaplamalara faktöriyel demişler. Sembol olarak da ünlem işaretini kullanmışlar. Mesela 4 ve ünlem işareti. Yani 4 faktöriyel, 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. 4 faktöriyel 24'e eşittir. 5 faktöriyel 120'ye. 10 faktöriyel ise 3.628.800'e eşittir. Vay canına! Bu bir nevi kombinatörik seçenek patlaması. Şimdi burada duralım ve öğrendiklerimizi bir sonraki alıştırmayla pekiştirelim.